Küresel Gazeteciler Konseyi Küresel Medya Okulu Genel Koordinatörü Aykut Gülerik ile birlikteyiz. Kendisinden Bakü ziyareti ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alacağız. Aykut Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Feyza Hanım. Yakın zamanda Bakü'yü ziyaret ettiğinizi biliyoruz. Bu gezi hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir 10 gün kadar geçirdik, vakit geçirdik orada. Eğitim faaliyetleri için orada bulunduk. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin geçtiğimiz ay başlayan İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik Yeni Medya Akademisi'ni Azerbaycan'da da uygulamak istedik. Ankara Üniversitesi'nden Ergin Şafak Dikmen hocamızla birlikte geldik. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Burada Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenledik. Onlarla ilgili yaklaşık bir 10 gün kadar geçirdik. Buradan sonra Gürcistan'a geçeceğiz. Başka ülkelerde de bunları yapmak istiyoruz. Küresel Medya Okulu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Küresel Medya Okulu, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin bir eğitim kolu olarak 2021 yılının yaz aylarında fikir olarak doğdu. Daha sonra geçtiğimiz Eylül ayında Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde hayat buldu ve orada yaklaşık 25 iletişim fakültesi öğrencisine yeni medya alanında gayet güzel içerikler sunduk. Öğrenciler çok memnun kaldı. İstanbul'daki bütün üniversitelerdeki iletişim fakültesindeki öğrencilere kapımızı açtık. Bayağı bir 500'ün üzerinde başvuru vardı ama maalesef bunların tabii 25'ini kabul edebildik. Küresel Medya Okulu ile ilgili bilgileri aldık. Çok teşekkür ederiz. Peki Bakü ile ilgili izlenimleriniz nelerdir? Bakü gerçekten çok şirin, çok güzel bir şehir. Tabii ki İstanbul kadar büyük değil. Fakat çok düzenli ve tarihi olan da bir şehir aslında. Tabii Ruslardan gelen yapılaşmalar da mevcut. Fakat yeni modernize edilmiş güzel bir şehir diyebilirim Bakü için. Üç bölgeye ayrılıyor esasen. Bir bulvar denilen sahil kesimi var. Çok harika, güzel. İkincisi Targova denilen bir bölge var. Orası biraz daha İstiklal Caddesi tarzında. Bir de içeri şehir, yani içeri şehir denilen Bakü değil, Azerbaycan dilinde. Orası da çok eski bir tarihi olan, kale içerisinde restoranların, işte alışveriş merkezlerinin olduğu bir yer. Bakü'nün yemek kültürü de aslında bizimkine biraz benziyor. Onlar da çok et seven bir ülke. Bakü'deki Azerbaycan halkı diyelim. Benim en çok sevdiğim yemek, Azerbaycan'a hoşuma giden kutap isimli bir, aslında bizim Anadolu'da yapılan bir yemek türü. Ama onlar da biraz daha farklı, içine et, peynir karıştırılarak yapılan, fırın üzerinde yapılan bir yemek. O çok hoşuma gitmişti orada. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin medya okulu vesilesiyle de Bakü'yü de görmüş olduk. Onları yakından tanıdık. Kültürlerini, yemeklerini çok da sevdik, memnun kaldık. Keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.